hiçbir şey göremiyorsunuz güneş vurduğu için. Çünkü ayna biraz kirli. Aynayı sileceğim, öyle devam edeceğim büyük ihtimalle. Bakalım. Nasıl? Görelim arkayı. Bakalım. Yanaşabiliyor muyuz? Düz gelsek. Şu arkasını kaldıralım. Bizim şimdi arabamız bir dilli olduğu için buraya uymayacak büyük ihtimalle. Kaldıracağız. Dingiller kalkıyor. Bir kalktı. Şimdi imdat saldığımda biraz daha kalkar. Sıfır yanaşırız. Arkadaşlar, Karabel'e vurduk arabamızı. Kemalpaşa 10 tabelasını gördünüz. Bu kamerayı açmadım. Direktman yolu izleyelim diye. Şöyle güzel bir Karabel havası alalım sizlerle. Ne güzel yol ya. Mis gibi de havası var. Çam ağaçlarına baksanıza. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bizden de sana selam olsun. Mandı sanırım. Hurda yüklü olabilir. Karabel'den aşağı iniyor. Bizleri izliyorsan eğer sana da selam olsun. Selamını aldık. Aleyküm selam. Karabel çok sert inişi, çok da sert çıkışı olan bir yer. Oo, dağların tepesine bakın. Dağların tepesinde kar var. İzmir'e de kar yağmış. Kar dediğinizde bu sene gerçekten, bak samimi söylüyorum, kış gelmedi ya. Çok acayip bir durum yani. Şöyle yapalım. Abi kış gelmedi, kar yağmadı, sularla alakalı tehlikeler var. Allah sonumuza hayır eylesin ya. Gerçekten var ya, çok ısındı şeyler. Havalar. Yani kışın ortasında bakın. Ya ben zaten hani ben istisnayım. Ben zaten tişörtle dolanıyorum da. Bildiğiniz üzere senelerdir. Kral, rampa aşağı gideceğiz ya. Gaz basmasam mı acaba? Hani geçeyim yani. Arkadan araba geliyor. Ama suyun olmaması, yağmurun az olması iyi bir şey değil. Baksana abi şuranın güzelliğine ya. Ya gözünü sevdiğimin yolu. Vallahi billahi hani bozuk da olsa dağ yolu. Bak burası Kemalpaşa ile Torbalı'yı direkt kestirme yol gibi düşünebilirsiniz. Hani birbirine bağlıyor. Hani kısaltma gibi de düşünebilirsin. Yani İzmir'e gidip de otobandan Torbalı'ya inmiyorsunuz. Burası bile şey, siz söyleyin. Çift şeritli çıkış, çift şerit iniş. Yani bölünmüş karayolu yani. Ford geliyor ama vallahi billahi.
Geç kardeşim, geç. Geç, sen arabayı saldın. Geç. Bu araba ben çıkarken Karabel'den çıktım yine. Buradaydı. Hala burada. Zaten düzlüğe indik şimdi. Bu kadar. Başka da inişimiz çıkışımız yok Allah'ın izniyle. Bir bakalım şöyle kaydımıza sesimiz var, her şeyimiz tamam. Uzun zamandır Karabel'den de inmemiştik. Sizlerle birlikte buraya da yeniden tekrardan iniyoruz. Arkadaşlar ne yükledim? Otomotiv parçası yükledim torbalıdan. Samsun'a. Bir tek değişiklik tişörtümüz. Bunu da şimdi Samsun'da Erçal Otomotiv var. Bilenler bilir. Stadın orada. Onun yan tarafında bir otomobil işte artık servisinin arka tarafına indireceğiz. Depo tarafına indirecekmişiz. Buradan siparişleri Samsun'a götürüyoruz hayırlısıyla. Şöyle manuelinden çıkartalım. Genellikle ben rampa inişlerini manuel yapıyorum. Hani sürekli böyle vites alma olayı yaptırmıyorum arabaya. Daha stabil, sakin kullanıyorum o zaman. Birden böyle vites düşmüyor. Retarder çektiğim zaman. Daha rahat bir inişi oluyor. Egzoz temizliğimiş başlamış. Dur bakalım. Egzoz bilgileri. Ha, bitirmiş ya. Bak, Karabel'de gaz bastım ya arabaya. Rampa çıktığım zaman daha fazla ısı ürettiği için egzozda kurumu daha çabuk yakmış. Bir de bu kurum yakma özelliği gerçekten güzel. Bazı araçlarda yok. Servise gidip onunla alakalı işlem yaptırmanız gerekiyor. Veya partikül filtresini işte atıyorum belli bir kilometre sonra değiştirmeniz gerekiyor. Ama bizim arabalarda gerçekten temizlik yapması çok avantajlı. İleriye dönüm kullanım için bana sorarsanız. Yol bozuk tabi. Takurdu tukurdu. Şuranın arkasında şey var, masa var. Böyle ufak masam var. Ses yapıyor. Aha, yeşillanıyorken haydi. Haydi. Yeşillanıyorken geçmeliyim. Caner abiyle konuştum, o da yükleyecek. Bakalım, eğer erken yükleme durumu olursa onunla birlikte döneceğiz Samsun'a. İyi denk geldi ya. O da yükünü boşalttı, hemen iş buldu, dönecek. Bu arada buraya kadar bir yakıt bilgisi vereyim ben. Yaklaşık 310 litre ile indim arkadaşlar. İşte 16 litre buraya yakmış, buraya kadar. 326 litre şu anda. Karabel'e indikten sonra yakıtım. Gereken 4000, 5000 kilo işte, 5 ton filan da. Yine aynı tonajlardayım hemen hemen. Yani 0-10 ton arası bir tonajdayım. Tam kestiremiyorum kaç ton olduğunu ama büyük bir ihtimalle tonajım 6 ton 7 ton olabilir diye tahmin ediyorum. Bakacağım. Yani kantardan geçtiğim zaman, kantar açık olursa bakacağım, göreceğim. Aha, yeşil yanıyordu. Bak, o Ford'cu kurtardı, gördün mü? Sarıda geçti. Biz kaldık. Otomotiv yedek parçası olduğu için genellikle hafif malzemeler. Atıyorum bir çamurluk var. Atıyorum Passat'ın çamurluğu veya ne bileyim işte plastik parçaları filan. Zaten bir çamurluk koyuyor. Eğilip bükülmesin diye bir palet yapıyor onu. Onu ayrı koyuyor. Öyle olduğu için de ne oluyor? Arabada palet fazla oluyor ama taşıdığınız malzeme sayısı az oluyor. Bu yüzden de yükünüz hafif oluyor. Hafif her zaman daha avantajlı, daha iyi. Evet arkadaşlar, uşağa çıktım. Uşağın içinde ince ince girişinde kar atmaya başlamıştı. Çıkışına doğru kar, böyle sulu kar kendini iyicene gösterdi. İzmir tarafında ha, telefon çalıyor. Efendim kuzen. Alo. Efendim. Ankara'ya çok fena kar yağıyor. Fıstık ütü varmış, haberiniz olsun.
Aynen. Afyon'da da yağıyormuş. Şimdi Uşak'a çıkıyorum. Kar yağıyor zaten. Bilmiyorum. Güzel yatarız ya en babası. Ne yapalım? Yani ona göre yükünden size dikkat et. Hafif hafif. Sağ ol. Kastırma kendini yani. Eyvallah. He, gümrük buldun mu? Buldum. İyi yapmışsın ya. Ankara'da o işte iki de bulundum sağlam. He, iyi. Tekatir'de. İyi yapmışsın. Kar yağıyor, eyvallah kuzen, iyi yaptın, Allah razı olsun. Günlerimizin dikkat. Öpüyorum seni. Hadi, ben de seni öpüyorum. Hadi görüşürüz. Evet, Onur aramış. Ankara aradı yani. Ankara'da diyor felaket diyor, kar yağıyor diyor. Haberimiz, haberini aldık. Ankara'da yağın yağan karın. Ben de tam size ondan bahsediyorum. İzmir'de bildiğiniz üzere yaz gibiydi hava. Bakın şuraya. Yani görebiliyor musunuz? Ay, önde de polis varmış. Selektör attık ama. Bayağı bir kar yağıyor. Bakalım, Afyon yoğun demişlerdi zaten. Ankara'dan, şimdi Onur'dan haber geldi. Bakalım, gideceğiz Allah'ın izniyle. Yani orada... Bir yerde yazı yazışıyorsun, ülkede bir yerde kışı. Mis gibi. Bak işte bu gelsin abi, kar yağsın. Temizlik olsun. Su olsun. Yağsın yani. Dert değil, sorun değil. Allah'ın izniyle biz her türlü gideriz. Yeter ki bereket olsun. Günaydın arkadaşlar. Herkese günaydınlar. Biraz önce bir atraksiyon yaptım. Ne yaptım? Hatta birazdan bir daha yapayım ben onu. Cam suyum donduğu için şurası çamurdu. Kamerayı açmadan önce cam sil sıktım. Silecekleri çalıştırdım, biraz temizledim ama bir tık daha sanki temizliğe ihtiyacı var gibi. Ben de kameraları açtım, size o anları çekiyorum sanıyorum. Meğersem kayıt tuşuna basmamışım. Gece geldik Kırıkkale'ye kadar. Kırıkkale'de yattık, takomuzu dinlendirdik. Şimdi tekrardan yola çıktık. Saatlerimiz 9.21. Saat 9.30'a gelmiş. Geç bile kaldık ya. Biraz daha erken uyanmamız gerekiyordu. Bu arada Erkal abi oradaydı. Çok sevdiğim, saydığım İzmir taraflarından sevdiğim bir abim. Onunla birlikte kahvaltı yaptık. Muhabbet, sohbet, zamanı geçirdik. Şimdi tekrardan çıktık yola. Hayırlısıyla bakalım. Balışehir 4, Yozgat 122, Samsun 323 kilometre olarak gösteriyor. Ben şurada o dediğim mevzuyu bir daha bir yapayım. Şu camı iyice ne güzelce ne bir temizleyeyim. Evet, şimdi cam suyumuz donarsa cam nasıl temizlenir? Sileceğimizi 3 kademe açıyoruz. Şu şekilde kapımızı açıyoruz. Bu taraf tamam. Temiz mi söyleyin? Tamam mı? Görüntü iyi mi? Mikrofon nerede? Aşağıda kaldı herhalde. Ofa getirdik mi? Getirdik. Sonra kafamızdan aşağı uyurken yukarıdan cam sil gelmesini istemeyiz. İyi, tertemiz oldu. Akmıyor da, bir tur daha şöyle yapalım. Tamamdır. Daha da ellemezsek hiçbir şey olmaz. Suyun donması çok kötü bir şey. Yani o artık donmayacak olandan bir şey almamız lazım. Antifrizi ya da dışarıdan artık antifriz mi ekleyeceğiz, ne yapacaksak. Gece boyu uğraştım ya. Bir de ekran diyorum. O kadar alışmışız ki bilgisayar ekranı, telefon ekranı. Hani şey, ekranı görmeyince gidemiyorsun.
Ya önündeki araba su atıyor. Önündeki araba su attığı zaman bu sefer ne yapıyorsun? Sileceğe basıyorsun. Ya sileceğe bastın da şuradan çıkış var mı ya? Şimdi yoktur oradan. Aynen bence yok. Uğraşmayalım. Şuradan biz çıkalım. Efendim Alp abi. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz abi eyvallah. Bizim belgesinde olduğumuz firmanın muhasebesel bu araç takiplerine bakan Alp abi. Almanya'ya bir iş vardı. Buradan Serkan abiye de selamlarımı göndereyim. Ben yetişemedim o işe, gidemedim. O yüzden bağlı olduğumuz firmadan araç temin ettim oraya. Ali abiginin firmasında. Şimdi bakalım nasip olursa bu ay içerisinde yine Frankfurt tarafına bir mobilya işi olacak. İnşallah bu sefer yetişeceğiz, alacağız. Serkan abiye de selamlarımı göndereyim Almanya'dan. Bizleri izliyor. Hem de bizim onunla ticaret yapmamıza vesile oldu. Sağ olsun Almanya'dan kendisi Türkiye'den mobilya alıyor. Mobilya satışı yapıyor orada. Getirme işini dedi yapar mısın? Dedim abi yaparız zaten dedim, çalışıyoruz. Bize de nasip oldu onun işi. Direktman aldık. Daha doğrusu ben alacaktım onu. Almanya'ya çıkacaktım Frankfurt'a. Ben yetişemedim. Yetişemediğim için de bu ay çıkamadım. Ama inşallah bu ayın sonuna doğru tekrardan bir yüklemesi olacağını biliyorum. Ona da artık biz gideceğiz Allah'ın izniyle. Yurt dışı işlerini neden yurt içindeyim? Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hem korsanın işleri vardı, hem bu arabanın biraz işleri vardı. Hem de kendi işlerim vardı. Onları halletmek için kaldım. Bu ayın sonuna doğru, Şubat'ın sonuna doğru hayırlısıyla inşallah bismillah diyeceğiz, kontağa basacağız. Yurt dışına tekrardan devam edeceğiz. Diğer videonun sonunda söylemiştim. Atilla ile Hakan'ın evraklarını vizeye göndermiştik. Red gelmişti. O bizi biraz üzdü. Çünkü onlarla birlikte gitmeyi planlıyordum ben biraz da. Yani hem onların vizesi gelmiş olur. Onlar da hani tek başlarına çıkmamış olur. Hep beraber çıkarız gibisinden bir düşüncem vardı ama şimdi CX'ine bağlı olduğumuz firmadan tekrardan bir gönderim yapacağız vize için. Bakalım bir şeyler yapacağız, o vizeyi alacağız yani. O çocuklara benim vizeyi alıp yurt dışına onlarla birlikte çıkmam lazım. Yol gösterici olmam lazım. Çünkü tek başlarına yapılabilecek yapabilirler. Azerbaycan'a gittiler. Valla sonra Hakan Bağdat'ı buldu yani. Ben size öyle söyleyeyim. Hakan'a diyorsunuz ya abi sessiz, hiç konuşmuyor, bir şey paylaşmıyor filan. Siz onun öyle olduğuna bakmayın. Oy benim. O neler neler çözüyor bir bilseniz. Sonra Azerbaycan'a kadar gittiler Atilla ile, ikisi helal olsun onlara. Zor yani, hani o tarafın rutu belki Avrupa'dan daha düzensiz olduğu için biraz daha zor. İki sefer gittiler. Yani onları da Azerbaycan'a gönderme sebebim en azından giriş çıkışları olsun ki vize alacağımız zaman bir sıkıntı yaşamayalım. Şimdi şey diyorlar, Bulgar Roman hani alın. Bulgar Roman vizesi aldığınız zaman da diyor biraz diyor çalıştıktan sonra diyor Schengen'e diyor döndürürsünüz. Ya da olmadı tekrardan Schengen'e başvuracağız. Ya bir şeyler yapacağız artık bakalım. Hayırlısıyla. Ya da Romanya vizesi alacağız. Bulgar, Romanya. Onları artık 3-5 sefer çıkartacağız. 3-4 ay çalışacaklar. Ondan sonra Schengen'e başvurduracağız. Kötü bir durum. Evet, arabamızın camını da temizledik. Dışarıdan cam sil sıkarak. Neyse, şimdi güneş eğer açarsa, havada ısınırsa, buzlar çözülür, güzel bir yıkama yaparız. Da arabayı yıkatmam ama ya, hani aslında solüsyon var, tuz var ama yıkatsak da bir şey fark etmeyecek. Belki sadece üstünden bir su tuttururum çünkü o tuzun şeyini akıtmak için. Bakalım. Biz önceliğimiz yetişip şu yükü sırtımızdan atmak hayırlısıyla. Balışehir'e çıktık. Burada lastiğim patladıydı ya. Burada var ya, sebze getiriyorum. Tam böyle Balışehir'in işte girişinde. Hatta geçtim o ışıkları işte. Geçtiğimiz ışıkları geçtim. Lastik gümledi. Bülent abiyle birlikte geliyoruz. Ona da buradan selamlarımı göndereyim. Bülent abiyle birlikte geliyoruz.
çeker patladı. Tabii sizin ondan haberiniz var mı? Videoya çektim mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle çekmedim onu. Gene kaplama lastik vakası. Orada da patlattık. Neyse. Bir çamurluk mamurluk daha yaptırmıştım. Şuradan döndüm. Buradaki kavşaktan döndüm. Lastikçilerin önüne gidiyorum. Bende makine yok. Diğerine gidiyorum. Hava yok. Ötekine gidiyorum. Şey yok. Sabahın körü kış. Hava buz gibi. Kimse yapmak istemiyor. Abi bir de öyle bir şey ki lastikçinin önüne kadar giriyorum. Kimse yapmak istemiyor yani. O derece. Neyse bir tane lastikçiyi zar zor ikna ettim. Dedim ki bak kapına kadar geldim. Araba sebze yüklü. Bu araba dedim Samsun'a gidiyor. Yani bunu dedim yapmak zorundasın ya. Dükkanın önüne kadar geldim. Neyse adama zar zor elinde böyle birinin daha işini yapıyordu da hani şey hani yapmayayım tarzında. Lan alt tarafa çıkartacaksın, stepnedekini sökeceksin, oraya takacaksın. Yani insanları da ben anlayamıyorum yani gerçekten. Neyse abi biz ha o yapmadı. Sıra var dedi. Dur pardon. Doğru. Ondan sonra döndüm. Balışehir'in diğer tarafından U yaptım. Bir tane dükkan vardı. Adamda ne makine var? Bak Allah razı olsun o adamda. Doğru. Adamda ne makine var ne bir şey var. Elinle bijonları garç söktü, lastiği çıkarttı. Stepneyi söktü elinle. Makine yok adamda. Onu oraya taktı, sıktı. Stepneyi taktı, sıktı. Dedim abi borcum ne kadar? Şu para. Dedim abi sonuna kadar helal olsun sana. Ondan sonra çıktık Samsun'a gitmiştik. Kimileri gerçekten yaptığı işi böyle adam ya sabahın 7.30 filan. Adama böyle kapıya vuruyorum. Uyanmıyor bile adam. Dükkanın içinde yatıyor. Orada var yani esnaflardan. O zaman vardı şimdi var mı bilmiyorum. Kapıya vuruyorum. Ya işte hava yok. Hava ya işte hava donmuş. Hani hiç umursamıyor. Ya dükkanın önüne senin iş gelmiş. Ekmek gelmiş. Anladım. Saldırsana abi ya. Buyur hoş geldin. Hemen sökeriz ya sıkıntı yok. Dız. Adam sıcak yatağından kalkmıyor ya. Bilmiyorum valla. Ya bize esnaflığı şey yaptılar, nasıl söyleyeyim size, farklı öğrettiler ya da biz hiç esnaf olamadık ya da biz esnaflığı bilmiyoruz yani. Uykuyu ben de seven bir insanım ama ne bileyim ya, garip geliyor bazı şeyler. O yüzden buraya ufak da olsa bir kızgınlığım da yok değil yani, var. Ama o diğer esnaf abiden Allah razı olsun hemen ışığı geçtikten sonra sağ tarafta marketteydi, marketin orada lastik işi de filan da yapıyordu herhalde. Oradaki abi çözmüştü işimizi. Bu ara Çorum'la Sungurlu'nun arasında radar olayı var. Bilmiyorum anlattım mı? Belki daha önce de anlatmışımdır. Çorum'un içine 60'la geçmeniz gerekiyor. Yani 55 riske almayıp 50-55'le geçip. Çorum'la Sungurlu'nun arasında 70 kilometrede komple EDS. Gerçi bunu geçen videoda herhalde anlattım. Ceza, o kadar ceza yedim ki hani moralim o kadar bozuldu ki üst üste anlatıyorum sizlere. Tam uyumuşum, takograf 4 saat 26 dakika dinlenmiş böyle. Hemen bir dakikalık bir çalışma yazdırdım ki takograf yatara geçmesin. 4,5 saatin üstüne bazı yerlerde şey diyor. 4,5 saat atıyorum 4 saat 31 dakika 32 dakika olduysa yani 4 saat 30 dakikayı geçtiyse diyor ki sen bunu ya 9'a yatıracaksın ya 11'e yatıracaksın. Bazı ülkeler bunu kabul etmiyor. Hani takoyu ben atıyorum gece 3'te başlattım. 1 saat araba sürdüm. 4,5 saat 4 saat işte 40 dakika 50 dakika veya 5 saat dinlenme yaptım. Hadi süreyim. Yaptırtmıyor size. Onu ya 9'a tamamla diyor ya 11'e ondan sonra çık. Yani o günkü takoyu silmiş oluyor sizden. Bir fazladan bir tako daha yemenize sebep oluyor. Baktım 4 saat 26 dakika ne olur ne olmaz dedim. Hemen çekiş işaretine getirdim. Bir dakikalık çalışma yazdırdım. O 4 saat 27 dakikada hemen takoyu dinlenmeden çıkarttı. Bir dakikalık çalışma yazdı. Tekrardan dinlenmeye soktu. Onu oradan kurtardık. Ben şimdi gece 3'te takoyu başlattım. Pardon gece 2'de. Akşam 4'e kadar da sürüş hakkım var. Yo pardon 2'de başlattım. 3'e kadar sürüş hakkım var. Fazlalığı olursa da mesaiye girersem de 16-17 saat 5'e kadar filan sürüş yapabiliyorum. 13 saatin içinde de normal ya 15 saatin içinde de 9 saati
sürüş yapabilirsiniz. Daha 1 saat sürdüm. Benim daha 8 saat sürüşüm var. Kırıkkale'deyim. Zaten 5 saate sürme. Hatta Kırıkkale'ye de çıktık yani. Şeye geldik. Delice'ye geldim neredeyse. 5 saatlik bir sürüşten de Samsun'a ineriz Allah'ın izniyle bakalım. Öğleden sonra Samsun'dayız. Aha güneş doğmaya başladı ama hava eksi 3 derece. Hiç silecekleri çalıştırmak istemiyorum. Tekrardan çamur olmasın diye. Evet, buraya kadar bir yakıt bilgisi vereyim size arkadaşlar. Giderken 5 ton, dönerken 9 tonla dönüyoruz. Total olarak vereceğim size. Buraya kadar 500 litre, 520 litre yakıt yakmışım. 26.9 ile seyrimi devam ettiriyorum. 1929.1 kilometre oldu şu anda. 2000 kilometreye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 300 kilometre daha bir yolumuz var. 2200-2250 gibi rutumuzu tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Yakıtımız da %27 diyelim. İzmir yolu bayağı ağır. Sert bir yol ya. Virajlı, rampalı. İstanbul yolu gibi değil. Yani düzlük bir yol değil. Bu şeyi İstanbul yolunda yapmış olsaydık yakıtımız 25, yani 2 puan daha aşağıda çok rahat bir şekilde olurdu. Belki daha da aşağıda olurdu. Ama kışın da etkisi çok. Hava sert olduğu için onun da etkisi çok oluyor. Araba çok iyi gidiyor. Evet, kargo bildirimi geldi. Ona baktım. Hakan'la Atilla'nın pasaportları kargoya verilmiş. Samsun'a yola çıkmış. Vizeci aradı. Ankara'da bir vizeci abimiz var. Geri döndük vizeye bak. Neyse ya, boş ver. Dedi, hani ben de dedi, üzüldüm ama dedi yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Yakıt dedik. Çetin hava şartları, soğuk biraz etkiliyor ama arabanın gidişi çok iyi oluyor. Yani araba ısınmadığı için, daha rahat nefes aldığı için, soğuk hava yendiği için bir tık daha böyle. Termostatınız sağlamsa tabii. Melemeli ile meşhur, bildiğiniz üzere olan Samsun'un bir ilçesi değil de kasabası tarzında bir yer. İlçe değildi herhalde ya, şey, Çakallı. Değil. Tabii ki de değil. Merkeze ya da Kavağa bağlı bir mahalle tarzında veya işte kasaba tarzında bir yer olarak geçiyor diye biliyorum. Yani. Geldik bakalım Samsun'a. Saatlerimiz 13.13. 2206 kilometre yol yapmışız. 26.6 yakıt ortalamamız. 588 litre ile de Çakallı'ya kadar geldik. Buradan sonra yani en taş çatlasın 10-15 litre falan bir yakıtla turumuzu tamamlarız diye tahmin ediyorum. Bakalım. Böyle bir Çakallı havası alalım, serin serin. Arabanın içinin bir havası değişsin. Şu camın kirine bakın ya. Çöp
köpek dikkat et, kaç. Burada çok köpeğe vuruyorlar ya. Köpekler de öyle bir geçiyor ki abi karşıdan karşıya. Yani o kadar umursamaz geçiyor ki sanki geçmeyecek gibi görüyorsun. Bir anda atlıyor önüne, Allah korusun. Yani öyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemem gerçekten. İçeriye gireceğiz mi? Evet, içeriye girecekmişiz. Şöyle bir... Evet, hep birlikte izleyelim. Kankacığım, bir araba yanaştırıyorum. Arayayım mı seni? Tamam kankacığım. Tamam. Tamam mı? Şu biraz kaldırabilir misin? Kaldırırız. Ama tampon yere değmesin. Buna değmiyor. Ben şuraya koltuklanmaya çalışıyorum. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, İzmir Samsun yolculuğumuzun sonuna geldik. Arabanın kirini görüyorsunuz. Her yeri batık. Şuraya dikkat ederek girdik. Tamponlar yere sürtüyordu. Arka dorsayı kaldırdık. Burasının düz gibi olduğuna bakmayın. Yani feci bir meyil var. Şöyle göstereyim size, bakın dorsayla kellenin arasındaki ayrıklığı görürseniz anlayabiliyorsunuz. Araba feci batmış. Şuraya baksanıza ya. Böyle bir batıklık olabilir mi? Jantta şekil olmuş ha, değişik olmuş. Mecbur biraz böyle kış olduğu için böyle idare edeceğiz. Yaza doğru yıkatırız artık. Yaptık bir şey yok. Ya da havalar güneşlenince. Ya da yurt dışına giderken yıkatırız ya. Temiz çıkarız yurt dışında belki. Şeydir. Ha bu arada bunu boyattık. Tabelayı kırmızıya döndürdük. Şimdi Fatihler de buraya yeni bir yazı yazdırdık. O gelecek hayırlısıyla. Bakalım inşallah. Evet. Bu videodan da bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun verdiğiniz desteklerden dolayı. Rüzgar var. Belki duyamıyor olabilirsiniz. Her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne kullanırsanız kullanın. Her ne sürüyorsanız sürün. Bisiklet daha yoksa sizlerle.